40 yıl düşünsem birlikte domates konservesi yapacağımız aklıma gelmezdi. Hayat sürprizlerle dolu. Beklemediğin anda beklemediğin şeyler olabiliyor. Mesela dün gece. Likopen. Yani domatesin içinde bir madde var likopen diye. Öyle bakmayın yani likopen çok güçlü bir antioksidan. Biz işte domatesi kaynattıkça o içindeki likopen miktarı artıyor. Bu da bizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Konumuzla ne alakası var şimdi? Bilmem öyle aklıma gelince ben paylaşayım dedim. Faydalı bir bilgi sonuçta. Hem bilim adamları her gün bir yeni bilgi öğrenmenin hafızaya çok iyi geldiğini söylüyorlar. Senin ihtiyacın var, hafızan zayıf. Baksana dün gece ne olduğunu hatırlamıyorsun bile. Aman Ferit Bey, ben dün gece ne yediğimi hatırlamıyorum. Ben gidip kapak getireyim ben, kapak bitti. B12 almalısın. B12 mi? Unutkanlığa iyi gelir. Ben niye hatırlamadım buldum ya. Ben yemek yemedim ya ondan. Ben de akşam yemeği yemedim. Tamam çok güzel. Biz bunları doldurduktan sonra dışarı çıkalım o zaman. Ama böyle kalabalık, çok insanlı, bol gürültülü bir yere gidelim. İki insan görmüş oluruz. İçim dışım domates oldu. Bence evde kalın. Neden? Çünkü sen herkesten çok daha iyi yemek yapıyorsun. Biraz da sohbet etmiş oluruz. Çok da işimiz var bol domates. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Domateslerdendir. Tazeler ya, bugün denize topladık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hay, biz de bugün bir yorulduk, bir yorulduk. Yani tabii güzel vakit geçirdik de çalıştık aynı zamanda, o yüzden yorulduk. Saat geç oldu değil mi? Şimdi yatsam var ya, of! Ne uyurum, ne uyurum. Sen zaten kolay uykuya dalıyorsun. Geçen gece omzumda uyuyakaldın ya. Omuz derken? İstediğin bu mu Nazlı, unutmak? Ben bitki çayı yapayım mı bize? Papatya falan. Yap ama uykumuzu getirmesin papatya çayı. Kahve yapayım o zaman. İyi mi öyle? Efendim? Yani şey diyorum, rahat mı? Yerleşebildiniz mi? Evet evet, rahat. Küçük, sevimli. Ve biraz renkli. O sizin evin renksizliğindendir. Sen gelince renkleniyor mu? Çok mu sıcak oldu, biz balkona mı çıksak? Nazlı. Sana karşı dürüst olacağım. Senin de bana karşı hep dürüst olduğunu biliyorum. Sizi dinliyorum. Hah, kapı. Asuman geldi. Kardeşim. Kardeşim, Asumancığım, annem Miki doğurmuş seni, ay. Abla, bir saat önce elinde bıçakla kovalıyordun beni. Ne değişti şimdi? Kes sesini, yürü. Aa, Ferit Bey. Merhaba, hala buradasınız siz. Şimdi gidiyorum. Aa, yok canım, oturun siz. Ben geldim diye niye gidiyorsunuz? Ben içeride takılırım, konuşun siz. Asuman! Yani Ferit Bey yarın erken kalkacak, işe falan gidecek. Karışma ablacığım sen. Evet, artık geç oldu. Hem sabah önemli bir toplantım var. Hmm. Tamam, o zaman yarın şirkette görüşürüz. Ben artık gideyim. Buyurun. B12 almayı unutma. Ha, olur olur, unutmam. İyi geceler. İyi geceler. Ay kız, anlat hemen ne oldu? Ben yokken neler oldu? Vallahi hiç atlarım, söyle. Asma sana şöyle bir tane çarparım, görürsün gününü. Bu geceyi unutuyorsun ve benimle bir daha asla bu konuyla ilgili konuşmuyorsun. Aa, ayarsız ya. Bir seviyor, bir bağırıyor. Ruh hastası.
Lola, you're special. Yes, I know love. You're on my mind. I like the way that you believe in me. You give me strength and harmony. And by the way, if I my everything, yeah, yeah, yeah. I know love. You're the special thing on my mind. Special thing on my mind. I know love. 'Cause you're the special thing on my mind. I know love. No. Günaydın, elinize sağlık. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey, çıktı mı? Çıkmadım. Sabah toplantınız yok muydu sizin? İptal ettim. Neden? Neden? Çünkü beraber bir yere gideceğiz. Aa, ben hiçbir yere gelemem çünkü benim çok işim var. Oo, eti marine edeceğim, hamur hazırlayacağım. Mümkün değil çıkamam. Bugün yemek yapmanı istemiyorum Naz. Nasıl yani? Şef Hazar Amani aradı. Yeni bir restoran açılmış, oraya davet etti. Tam senin ilgi alanına hitap edecek bir konsept olduğunu söyledi. Sahi mi, neymiş? Önemli değil, gelemem, çok işim var. İtiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz hadi. Deniz arıyor. Efendim Deniz? Bitirdin mi işlerini? Domates konserveleri, salçalar falan? Bitirdim, bitirdim, hazır. Bana da versene birkaç tane kavanoz. Kendime menemen falan yaparım. Veririm tabii bak. Hatta ben Ferit Bey'in evindeyim. Buraya fazla fazla getirmiştim. Gel al. Yok ya, o kadar acelesi yok. Bir ara uğrayıp alırım. Yok yok. Yakınlardaysan gel mutlaka. Bu kadar ısrara alışık değilim yalnız, biliyorsun. Deniz'ciğim, bugün işini yarına bırakmamak lazım. Hatta bak Ferit Bey de yanımda, çok ısrar ediyor. Mutlaka gelsin diyor. Peki. Birazdan oradayım o zaman. Görüşürüz. Deniz geliyor. Domates konservesi alacak. Bunlar dün bizim topladığımız domatesler mi? Çok lezzetli görünüyorlar ya, denemek lazım. Biz denedik, çok lezzetli olmuş gerçekten. Aa, ne yaptınız? Makarna. Nazlı'ya konserve yapımında yardım etmem karşılığında domatesli makarna yemeği hak ettim. Ferit Bey dün akşam biz uğradı da sağ olsun domates konservesi yaparken bana yardım etti. Ferit Bey'le domates konservesini aynı cümlenin içinde duyunca böyle bir kulaklarım kaşındı. Önce ben de yadırgadım ama sonra alıştım. Ya ben hatırladım da benim şeye gitmem lazım. Niye? Şey işte canım, bilirsiniz. Semt pazarına. Neden? Turşuluk salatalık alayım diyorum. Turşu falan kurarım. Şimdi son zamanları. Eğer yetişemezsem biter, bir daha bulamam. Çok üzülürüm sonra. İyi, ben de bırakayım seni o zaman. Olur. Zaten Ferit Bey bugün evde yemek yemeyecekmiş. Biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Ferit Bey. Alıyorum. Al. Hangi pazara gideceksin? Ha? Pazar diyorum. Pazara gidecektin ya. Hay yok ya Deniz, ben vazgeçtim. Yani Bostan'a giderim yarın öbür gün. Hem zaten senin mekan için de artık oradan alışveriş yapıyoruz. Ben ikisini birden hallederim. Peki. Nereye bırakayım o zaman seni? Ben seninle mekana geleyim en iyisi. Hem menü çalışırız. Ya ben aslında hemen mekana gitmeyeceğim. Ufak bir işim var, oradan geçeceğim. Ay affedersin ya. Tamam, sen beni yol üstünde müsait bir yerde indir, ben eve geçerim. Beraber gidelim mi? Nereye? Görürsün.
Onlar da benim yetenekli çocuklarım. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarla beraber onların kimsesizliklerini paylaşıyoruz. Deniz, o kadar özel bir şey yapıyorsun ki. Ya ben bir şey yapmıyorum. Onlar müziği seviyor, ben de onları. Hayatlarına dokunan biri olmaya çalışıyorum sadece. Hadi. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Ne kadar çabuk boyunuz uzuyor sizin ya. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar, tanıştırayım. Nazlı ablanız. Merhaba Nazlı abla. Merhaba. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İyi. Çalıştınız mı bari? Aa, bakalım ne kadar çalışmışsınız göreceğiz. Bakıyorduk değil mi? Nazlı ablanız bayağı beğendi galiba çaldığınız besteyi. Hem de çok. Teşekkür ederim hepinize. Deniz abi, siz Nazlı ablayla sevgili misiniz? Hayır canım, biz Deniz abinle arkadaşız. Evet, arkadaşız. Ben de Rabia gibi mi? Aynen, aynen. Yani senle Rabia gibi. Hiç bilmiyordum böyle şeylerle uğraştığını. Ya kimse bilmiyor. Bir buçuk senedir gidip geliyorum. Kimseye de söylemedim. Burası da benim gizli sığınağım. Yani içine doğduğum hayattan, insanların hırslarından, anlamsız korkularından. Bambaşka bir dünya var içeride. Sen o dünyayı daha da güzelleştiriyorsun. Bir şeyler öğretiyorsun, inşa ediyorsun. Yani ben insanlara bir şeyler öğretiyormuşum gibi gözüküyor ama... onlardan çok şey öğreniyorum. Bulut'u çok iyi anlamamı sağlıyor mesela onlar. Bulut daha şanslı. Yani Bulut'un kocaman bir ailesi var. Etrafında onu seven çok fazla insan var. Haklısın. Niye kimseye söylemedin burayı? Bilmem. Yani birilerine söylenebilecek bir şey değilmiş gibi geldi. Bu da benim sırrım. Bana söyledin. Sen başkasın. Yani sen bana bir sırrını söylemiştin. Ben de sana şimdi bir sırrımı söyledim. Ödeşmiş olduk. Eşit sayılırız. Sayılırız. Yani şimdi önce yavaş şarkılardan başlayalım. Sonra hızlara geçeriz. Ama herkes yorulacağı için son bir iki şarkı... Deniz, hoş geldin. Ne haber? İyi vallahi, ne olsun, buraları toparlıyoruz. Ne içiyorsun?
Vişne soda. Aa, bana da versene bir tane. Tamam, veriyorum hemen. Geliyorum aşkım. Oo, gemiler batmış yine. Yo, iyiyim. Anlat anlat. Biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Da senden aşk tavsiyesi alamam. Yani yine Nazlı. İşte yani. Siz bu akşam için hazır mısınız? Hazırız patron. Tamam, ben de mutfağa bakacağım. Konuşuruz sonra. Bak bak. Deniz. Ver ver, ben içerim, ver. Deniz, iyi ki aldın bu mekanı. Akşam sıkıldık da nereye gitsek derdi kalmadı. Sırf onun için geliyorsun yani. Tabii. Niye olacak? Evden çıkmayanları bile müdavimimiz yaptıysak, mekan açarak çok iyi bir şey yaptık. Alkolsüz kokteylleriniz hazır. Teşekkür ederiz Fatoş'um. Ay ne iyi oldu Fatoş ablam benim. Sen böyle burada olduğun için bizim de böyle artık kendi mekanımız gibi hissettiğimiz bir barımız var. Benim neden Fatoş abla olduğum belli oldu bu akşam. Ya Fatoş, bu densizin haklılık payı var. Bayağı ısındın sen bu işe. Bir de deminden beri kesiyorum seni. 40 yıldır bu işi yapıyor gibi rahatsın. Ay evet, öyle oldu galiba Nazlı ya. Pardon. Değiştirebilir misiniz? Tamam, hemen geliyorum. Ben şunları bir bakayım. Bir şey isterseniz el yapın, tamam mı? Tamam kuzucuğum, sen işine bak. Hadi geçelim. Tarık, hı? Gelmiyor musun sen? Yok ya, iyiyim ben böyle. Ya olur mu? Hadi gel, Arya çıkacak. Vallahi. Merhaba, herkes beni bir dinleyebilir mi? Çok önemli şeyler anlatacağım hepinize. Yani konuşamayanların sesi olacağım bu gece sizler için. Sevenlerin, sevilenlerin, sevildiğinin farkında bile olmayanların sesi olacağım. Her şeyi açık açık konuşacağız. Gizlimiz, saklımız kalmayacak. Ay Gülşen, sen gel bakayım şöyle bir. Atla çabuk. Yürü.
Ay Allah'ım, ben var ya bayılıyorum bu kıza ya. Taktik maktik yok, bam bam yapıştırıyor her şeyi. Deniz. Deniz. Bir dakika abi, konuşacağım. Sadece konuşacağım ya. Fazla büyütme. Aliye'nin kötü bir niyeti yok. Sadece içindekileri söyledi. Benim içimdekiler ne olacak ya? Ben bunu defalarca konuştum onunla. İstemiyorum dedim. Bitti dedim. Arkadaş kaldık dedim. Yani kaç kere söyledim. Net konuştum. Gözlerinin içine bakıp ispat bile ettim ya. Hani filmlerde kahraman son anda sertli bombanın kablosunu keser ya. Kendimi öyle hissediyorum şu anda. Resmen herkesin hayatını kurtardım ya. Keşke hiç karışmasaydım Fatoş. Ne güzel almış gazı gidiyordum. Ay nereye gidiyordun acaba Aliye? Hepimizi bir arabaya doldurdun. Şarampoldan aşağı yuvarlayacaktın resmen ya. Yani bu benzetmelerine hayranım. Ben de sana hayranım bebeğim ama bazen bazı özelliklerin bazı zamanlarda bazı tehlikeler yaratabiliyor. Lütfen. Ya ne yapayım, bu gizemler, sırlar, küçük aşk oyunları hiç bana göre değil. Ben netim. Herkesle net olsun arkadaşım ya. Tamam canım, sen net ol. Biz flu olalım. Belki biz halimizden böyle flu flu memnunuz. Hem ne demişler, bununla ilgili ünlü bir halk deyişimiz bile var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Bazısı şu şekilde olur, bazısı bu şekilde olur. Özgürlükler bilir yani. Anlatabildim mi? Bana çok kızdı mı sence? Ay bilmiyorum Ali ama söz ver bana, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Tamam? Tamam, tamam. Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum hadi. Git ferahla. Vay. Deniz, sizinki başka bir şeydi. Aliye inanmamak da haklı. Yani ben bile hala barışacağınızı düşünüyorum. Abi bari siz yapmayın. Ya ben düşünmedim mi, denemedim mi sanıyorsun ama bitti, tükendi her şey. Geçmişte kaldı ve üstünden zaman geçti. Ben artık önüme bakmak istiyorum. Bütün keyfim kaçtı ya. Aliye'yle konuşup tekrar sinirimi de bozmak istemiyorum. Ben gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Deniz'le Aliye konusunda. Bilmem. Hayat bu belli olmaz. Belki ileride yeniden denerler.